Şimdi sivil toplum üstüne konuşacağız. Bu da son zamanlarda gittikçe daha sık telaffuz edilen bir kavram, sivil toplum. Hani insan mantıken bekler ki bir kelime, bir kavram sık sık kullanılıyorsa onun anlamı daha böyle bir anlaşılır bir şeydir. Halbuki bunun tersi geçerlidir. Türkiye'de mesela sivil toplum dediğimizde bizim kendi özgül tarihi gelişmemizden ötürü insanların aklına hemen askeri olmayan geliyor. Bu yeterli bir şey değil yani, sivil demek, sivil toplum demek, üniformasız olan demek değil. İşte Jean-Jacques Rousseau vesaire, Montesquieu falan 18. yüzyıldan itibaren Batı ülkelerinde, toplumlarında toplum, siyaset şeklinde araştırmalarında vesaire rastlamaya başlarız bu sivil toplum kavramına. Hegel bayağı bunu geliştirir, Hegel önem verir bu sivil toplum kavramına. Yani bir ikili ayrım yaparlar bu dediğim adamlar. Bir tarafta politik toplum vardır. Politik toplum 3 aşağı 5 yukarı bizim devlet dediğimiz. Politik toplum deyince kısmen üniformalı olabilir, asker veya polis. Ama bunun bir de sivil kesimi de var. Aynı işleri işte sivil olarak hakim, yargıcıydı, ne bileyim işte cezaevi müdürü falan. Bu adamlar da gene politik toplumun efradı, onu meydana getiren bireyler, insanlar. Dışında kalan da sivil toplum. Yine aynı terminoloji içinde yani burjuvazi oradaysa proletarya da orada diyebiliriz. Orta tabakalar vesaire onlar da yine burada ve bu sivil toplum tanımı çerçevesinde yani kendi işini yapan, kendi işini kendi yapan diye bir şey, anlam verebiliriz buna. Yani devlet müdahalelerinin dışında çok genel kaba bir ayrım çiziyorum. İşte resmi işlerle uğraşanlar, uğraşmayanlar diye. Ama işte sivil değerler diyoruz, sivil toplum bakış açısı diyoruz vesaire falan. Yani bu sivil topluma bazı değerler atfediyoruz. Çok fazla genellemeci olan tanıma göre baktığımızda Amerika'daki Ku Klux Klan örgütü bir sivil toplum örgütüdür. Teknik olarak bakarsak devletten yardım almıyor, devletle ilişkisi yok, hatta devletin pek de haz etmediği bir kuruluş ve kendi görüşleri var. Yani işte zenciler aşağılıktır, görüldüğü yerde yok edilmelidir ve bu konuda devletten herhangi bir yardım istemeden kendi işini yapıyor, gidiyor öldürüyor adamları falan filan. Sivil yani şey diyemeyiz, politik toplum diyemeyiz. Onun için yani sadece yani bu maddi ya da işte fiziksel ne diyeceksek resminin dışında olan demekle yetinmeyip herhalde bir takım değerleri paylaşan dememiz gerekiyor ki işte o değerler kukluklarını dışarıda bırakan değerler. Yani işte demokrasiydi, insan haklarıydı vesaireydi. Yani bu şeyleri, bunları toplumun temel ilkeleri haline getirmek üzere davrananlar falan gibi bir şey kullanmamız lazım, daha doğru olur. Ama esas olarak şey, sivil toplum Avrupa'da ve Orta Çağ'da oluşmaya başlamış bir şey. O adama, o feodale devamlı para lazım. Çünkü onun gücünü sağlamak üzere yanında silahlı adam falan barındıracak, işte o herifleri yedirecek, giydirecek, işte silah alacak falan ve para, her zaman krallar falan devamlı para para diye kıvranıyorlar. Bu adamlarda da para var tüccar takımında. Al sana para,
işimize karışma. Yani çok soyutlayarak, özetleyerek anlatırsak böyle bir anlaşma oluşuyor zaman içinde. Şehirlerde insanlar krallara, şeylere, feodal aristokrasiye para vererek, vergi vererek, yani adeta parayla özgürlüğünü satın alıyor. Sivil toplumun başlangıcı da bu. Yani bu ne bileyim işte milattan sonra 800'de, 900'de Venedik'te, işte Cenova'da, Toledo'da, şurada burada başlamış böyle bir süreç. Yani dolayısıyla şey, sivil toplum dediğimizde bunun içinde kapitalizm, ticaret, şu bütün bunlar var. Yani onları dışlayan bir şey değil. Dışlamak, dışlamamak meselesi. O sivil toplumu teşkil eden bireylerin işte nasıl bir dünya istedikleri falan filan buna bağlı bir şey, ama ham haliyle, verili haliyle bütün bunlar orada var. Sivil toplum da bu zaten. Yani bu şey, çeşitliliği, bu heterojen yapıya kavuşabilmek. Yeryüzü cenneti falan olmayacak yani. Sen söylüyorsun, ben bir siyasi parti lideriyim demeyi daha çok seviyorum. Ben de bu tür şeyleri pek benimseyemiyorum. Ben biraz geleceği kadınların belirleyeceğini düşünüyorum. Bunlar da memnunum. Thank you.